Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz, şerefiniz, izzetiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, latif olan Allah Subhanahu ve Teala Adem oğlunun üzerine nimetlerini serpmiştir. İnsanoğlu gözünü nereye çevirirse Allah Subhanahu ve Teala'nın keremini ve cömertliğini görecektir. İnsanoğlunu her türlü maddi nimetle destekleyen Allah Subhanahu ve Teala onu aynı zamanda manevi alemde kendi katında yüce bir konuma oturtarak şereflendirmiştir. Bunu görmek isteyen Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında 95. sure olan Tin suresinin ilk 4 ayetini gözleriyle değil, gönülleriyle, yürekleriyle okuduğu zaman anlayacaklardır. Zira çok kısa bir surede Allah Azza ve Celle tam 4 şeyin üzerine yemin ederek sureye başlamıştır. Bismillah ve tin ve zeytun ve turisinin ve hazel beledil emin. İncire, zeytine, Tur-i Sina'ya ve emin beldeye yemin olsun ki incire, zeytine, Tur-i Sina'dan kasıt bir takım müfessirlere göre Şam, bir takım müfessirlere göre ise Filistin bölgesine, emin beldeden kasıt da Mekke-i Mükerreme'ye yemin olsun ki. Müfessirler diyorlar ki kardeşler, Allah Azza ve Celle bir şeyin üzerine yemin ile başladıysa, o şeyin öneminden çok kendisinden sonra gelecek olan işe dikkat çekmek istemiştir. Bu Allah-u Teala'nın kullandığı bir usluptur, bir yöntemdir. Zira Allah incirin ve zeytinin, Kudüs'ün ve Mekke'nin önemini ispatlamak için yemin etmiyor. Evet, iki meyve olan incir ve zeytin, iki belde olan Kudüs ve Mekke, insanlık ve insanlık tarihi için faydalı ve bir öneme sahiptir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin muradı bu değildir. Allah 4 şeyin üzerine yemin ettikten sonra asıl önemli olan işe dikkat çekiyor. Ve şu kelimeler bizzat alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'ya aittir. Bismillah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Allahu Ekber. Gerçekten Allah-u Teala buyuruyor, gerçekten biz insanı en güzel surette yarattık. En güzel biçimde yarattık. Demek ki
Allah-u Teala'nın faydalı şeyler üzerine yemin ettikten sonra asıl vurgu yaptığı fayda ve önem Adem oğlunun şerefiymiş. Adem oğlunun yaratılmasıymış. Adem oğlunun çamurdan üstün bir mahlukat haline getirilmesiymiş. Pis bir meniden şeref sahibi bir varlık konumuna getirilmesiymiş. Evet, dört şeyin üzerine yemin ve Adem oğlunun varlığı kardeşlerim ortaya koyulmaktadır. İbn Abbas radıyallahu an bu ayetleri okuduktan sonra şunu söylüyor. Diyor ki insan dışında yaratılan bütün canlılar eğilerek yüzü yere bakarak yürürlerken insan oğlu dimdik ayakta duracak şekilde diyor yaratılmıştır. Demek ki Adem oğlunun şu anki vasfı bedeni üzerine giydirilen elbise onun şerefini gösteren bir şeymiş. İbn Abbas bize bunu öğretiyor. Bu ayetlerdeki uslup, yemin uslubu bir kenarda dursun. Allah-u Teala farklı bir uslup ile Adem oğlunun şerefini tekrar ispatlıyor. İsra 70'e gidelim. Bakın Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve lekad kerremna beni Adem. Dikkat edin. Ve lekad kerremna beni Adem. Biz Adem oğlunu şerefli, onurlu, haysiyetli kıldık diyor Allah azze ve celle. Müfessirlere gidelim. Özellikle tefsir konusunda dil bilgisini kalemleriyle konuşturan o temiz ellere başvurduğumuzda bakın şöyle bir şey söylüyorlar. İsteseydi diyorlar Allah azza ve celle ayetlerinde şöyle hitap edebilirdi. Ve lekad ekremna beni Adem. İkisi de aynı anlama geliyor. Kerremna ekremna. Aynı anlama geliyor diyorlar. Yalnız diyorlar ki üç harfli fiillerde burada niyetim Arapça ders vermek değildir. İşin üstadları burada zaten. Niyetim Adem oğlunun şerefini ispatlayan ve kuvvetlendiren ayetler içinde gizli kalan unsuru çıkartmak. Diyorlar ki Arapçada üç harfli fiiller şeddeli, orta kısımları şeddeli hale gönderilirse, getirilirse Allah-u Teala burada o mevzuyu kuvvetlendirmek, şiddetli bir şekilde özelliğini ortaya çıkarmak için kullanır diyor. Allahu Ekber. Mesela örnek veriyorlar. Diyorlar ki mezeka fiili yırtmak demektir diyorlar. Bir kağıdı veya bir kumaş parçasını yırtmak. Ama diyorlar mezzeka diye kullanılırsa yani ortadaki Z harfi şeddeli hale getirilirse çok şiddetli yırtmak yani parçalamak anlamına geliyor diyorlar. Bakın tekrar örnek veriyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Bakın diyorlar ki galaka kelimesi kapatmak demek. Herhangi bir kapıyı, herhangi bir nesneyi kapatmak. Ama galleka diye çevirirsek diyorlar, şeddeli hale getirirsek sımsıkı kapattı anlamına geliyor. Buna da neyi örnek veriyorlar biliyor musunuz? Yusuf aleyhisselamın hayatının böyle çarşaf çarşaf anlatıldığı Yusuf suresindeki ayetlere atıfta bulunuyorlar. Bakın diyorlar ki Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Ve gallekatil evvab. Kim yaptı bunu? Züleyha. Yusuf aleyhisselamdan murad almak için Allah-u Teala diyor ki ve gallekatil evvab. Kapıyı diyor sımsıkı kapattı. Yani kapıyı normal kapatmadı. Kapıyı şöyle itiklemedi. Sımsıkı kapattı. Dışarıdan insanlar açmasın diye ya sürgü çekti, ya kilit vurdu, ya kapının arkasına koltuk koydu. Ben bunu bilmiyorum. Sana ne dedi? Ve kâlet heytelek. Haydi gel. Haydi gel Yusuf. Haydi gel ben senden murad istiyorum dedi. Bakın şimdi kardeşlerim. Allah azze ve celle
Ademoğlunun, insanoğlunun şerefini kuvvetlendirmek, üstünlüğünü ortaya koymak için bu üslubu kullanıyor. Allahu akbar ve lillahilhamd. İsra suresinin 70. ayetinin ilk başı. Ne olur evlerimize gittiğimizde bakacağız. İlk başına bakarken ayetin sonunu da gözden kaçırmayalım. İnanın aynı uslup orada da kullanılıyor. Şöyle buyuruyor Allah. Bismillah. وَلَقَدْ فَدَّلْنَاكُمْ فَدَلَ. Üç harf. Ne yaptı? Şeddeli yaptı Allah. فَدَّلْنَا. Kimi? Onları. Onlar kim? İnsanoğlunu. Adem oğlunun hepsini. Bütün alemlere, bütün canlı varlıklara üstün kıldık, faziletli kıldık diyor Allah Subhanahu ve Teala. İsra suresinin 70. ayeti. Bütün canlı varlıklardan, bütün eşyadan üstün kıldık diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi kardeşlerim bu ayetleri toparladığımızda şu üç hususa değinmek zorundayız. Bir, Allah Azza ve Celle bizi giydirmiş olduğu şu bedenle hayvanlardan ayırarak üstün bir vasfımızı ortaya çıkartmıştır. Ne olur düşünün kardeşlerim. Eğer biz de hayvanlar gibi ellerimizin üzerinde yürüseydik vay halimize. Şu eller tutma kabiliyetine karşı zayıf olsaydı, yoksun olsaydı vay halimize. Eğer bizler yerde bulunan yiyecekleri ve içecekleri burunlarımızla ağızlarımızı yaklaştırarak yeseydik vay halimize kardeşlerim. Yerde bulunan yiyecekleri ve içecekleri ağzımızı onlara yaklaştırarak, yere yaklaştırarak yesek ve içseydik, inanın bunu düşünmek ağır geliyor, pratiği vallahi çok daha zordur. Allah bizi bu şekilde mükerrem yaratarak bizi şerefli bir hale getirmiştir. Düşünsenize güzel kardeşlerim. Allah Azze ve Celle şu derinin üzerine giydirdiği tüyleri hayvanlar gibi sık ve gür kılsaydı. Düşünsenize güzel kardeşlerim. Şu yumuşak tüyler bir keçinin tüyü mesabesinde olsaydı ne sen hanımına sarılırdın ne de hanımın sana yaklaşırdı. Ne çocuğun senin boynuna atılırdı ne de sen onu istediğin gibi öpüp koklayabilirdin. Allahu akbar. Düşünsene ey aziz dostum. Sen terlediğinde affınıza sığınırım. Bir kokarca gibi koksaydın. Affınıza tekrar sığınırım. Yorulduğunda, dinlenmek için bir kenara çekildiğinde dilini köpeklerin soluduğu gibi bir içeri bir geri hareket ettirseydin ne kadar kötü bir tablo ortaya çıkardı değil mi? İşte tüm bunlar için latif olan Allah'a hamdü senalarız. Bizi bakın şu bedeni giydirerek yahu ne olmuş? Yukarı göz koymuş, ağız koymuş, yanlara kulak vermiş. Ona bakarsan zürafada da var. Diyenler Ademoğluna bahşedilen nimetlerin farkında değil. Şu şekilde yaratılmakla. Onlar zürafa gibi kovanın içerisine kafalarını sokarak yemeye mahkum olsalardı, o zaman o nimetin ne kadar büyük olduğunu anlarlardı. Evet bu nimete hamd edilir. Ancak dikkat edin. Bu nimete hamd ederken bu nimet bizim şerefimizi ve üstün olduğumuzu delilinin bir tanesidir kardeşlerim. Şimdi ikinci konu kardeşler. Düşünce, anlayış, ilim ve akıl gibi kuvvetli bir kabiliyete sahip olan insan oğlu diğer canlılardan ayrılmıştır. Ve bu özelliğinden dolayı yani anlama, akletme, uygulama yeteneğine sahip olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle onu hayvanlar aleminden ayırmış, yeryüzünün halifesi kılmış. Allahu Ekber. Bu ne kadar büyük bir şeref. Ne kadar büyük bir izzet. Kainatı yaratan Allah Azze ve Celle kainatın içerisine bekçi olarak Adem oğlunu koymuş. Ve dikkat edin kardeşler şimdi. 3. Adem oğlunu halife kılan Allah Subhanahu ve Teala eşyayı anlama ve eşyadan yararlanma kabiliyetine de kaderinin içerisine damlatmış.
Evet, seni Adem oğlunu halife kıldık, ne halin varsa gör dememiş Allah Subhanahu ve Teala. Eşyayı kendi yeteneklerinle anla ve kavra, kullanmaya çalış dememiş Allah Subhanahu ve Teala. Onu oraya vazifeli kıldığı gibi bütün eşyayı emrine verip onlardan istifade etme özelliğini de Adem oğlunun eline bağışlamış Allah Azze ve Celle. İşte kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala Adem oğlunu bu unsurlarla şerefli bir hale getirmiştir. Ancak şimdi bir istisna getireceğiz. Ancak Allah-u Teala'nın verdiği bu nimetleri ve yetenekleri iyilikte, hayırda ve güzelde kullanmak yerine kötülükte, fahşada ve zulümde kullanan insan oğlu o şerefli makamdan alınır, aşağıların aşağısına yuvarlanır kardeşler. Bu da Allah'ın sünnetidir. Bu da Allah-u Teala'nın koyduğu bir kanundur. Örneğin, bir ülkenin veya bir toplumun düşman gördüğü bir toplumu yok etmesi hayvanlara dahi nasip olmamış bir iştir kardeşlerim. Vahşi hayvanlar dahi bir sürüye ancak doymak için saldırır ve avını alır çeker gider. Ama imha etmek, yok etmek Adem oğlunun işidir. Hayvanlar bunu yapmazlar. Bugün gökyüzünde cilvelenen uçakların bağrından kopan bombaları pazar yerlerine, çarşılara, insanların uğrak yerlerine salanlar, kartallar, atmacalar, doğanlar, serçeler değildir. Bugün dağların, tepelerin üzerine tanklarını, tüfeklerini, en gelişmiş aletlerini koyup da ibadethaneleri, evleri yakıp kül haline getiren filler değildir. Bugün masum bir kadını esir alıp, güçsüz bir kadını esir alıp, tecavüz edenler köpekler ve çakallar değildir. Bilakis bunları bizzat yapan Adem oğluna bu acıyı reva gören yine Adem oğlunun ta kendisidir. Değilse hayvanlar bundan uzaktır. Hayvanlar pençeleriyle karşısındaki güce saldırır. Kendi pençesiyle, kendi elindeki güçle saldırır. Ya yaralar ya öldürür. Ama Adem oğlu onu yapmaz. Öyle akıl almaz teknolojiler geliştirir ki kendisi gibi etten ve kemikten yaratılmış insana en acı işkenceleri yapar. Kim yapar bunu? İnsan yapar. Kendisi gibi yiyen, içen, bununla beslenip hayatta kalanları aç ve susuz bırakarak öldürüp bundan zevk alır Adem oğlunun ta kendisi. İşte ey aziz dost, Allah Azze ve Celle bu derece aşağılaşan, bu derece hayvanlaşan, o da bir değerdir, ondan da daha aşağı düşen insan oğlunun durumunu bu surenin, yani Tin surenin devamında ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلٍ denilmektedir. Bizim bilgi dünyamıza bir kelime koydu Allah. Esfele safinin, aşağıların en aşağısı. İnsanın hayvan konumunda olması evet çok kötü bir durumdur. Faziletini yok eder, şerefini yok eder. Ama insanın hayvandan da aşağı bir konuma düşmesi, bir duruma gelmesi onun tamamen şerefinin yok olduğu anlamına gelmektedir. Allah-u Teala bizi ve neslimizi bundan uzak eylesin. Peki bundan kimler emindir? Bunlardan kimi istisna edebiliriz? Allah-u Teala bunun da alametini söylüyor. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Allahu Ekber. İman edenler, Allah'a teslim olanlar, peygamberlerin açtığı çığırdan ve kapıdan girip yürüyenler, kardeşlerim bunlar müstesnadır. Bunlar böyle bir değersiz konuma düşmekten beridirler. İman eden ve salih amel işleyenler. Bunlara kesintisiz ve minnet edilmeyecek bir ecir vaat ediyor Allah
Azze ve Celle. Ama güzel dostlar, ne zamanki insanlık, ne zamanki Adem oğlu peygamberlerin adımlarını terk edip şeytan ve dostlarının adımlarını takip ederse, o zaman tevhid nuru, İslam nuru yeryüzünden kalkar, cahiliyetin karanlıkları içerisinde boğuluruz. Aynı dün olduğu gibi bugün de yaşadıklarımız aziz dostlar. Sadece insanların değil, hayvanların ve bitkilerin dahi mazlum konumuna düştüğü bir dönemi yaşamıştır insanlık. Ve bakın, bu insanlık içerisinde en muzdarip olan sınıf kimlerdir derseniz, kardeşlerim, en muzdarip sınıf kadınlar olmuştur. Cahiliye karanlığında ve bataklığında en acı şeyleri yudumlayanlar hep kadınlar olmuştur. Gidin Roma'ya bakın, gidin Bizans'a bakın, gidin Sasanilere bakın, gidin Çin'e bakın, gidin Hintlilere bakın, gidin Arap coğrafyalarını gezin. Kan ağlayan, cahiliye içerisinde acı acı yudumlayan hep kadınlar olmuştur. Bakıyoruz kardeşlerim, Roma'da bir baba önüne kız çocuğu yatırılır, ayaklarının altına yatırılır. Eğer baba elinden tutar kaldırırsa o kıza doyacak kadar yiyecek ve kendisine yetecek kadar içecek verilirmiş. Ne olur ama şimdi dikkat edin. Eğer baba Roma'da, eğer baba o az olan merhametini kızına doğru uzatmazsa kızı ölünceye kadar o vaziyette aç ve susuz bırakılırmış. Allahu Ekber. Bugün Roma hukukunun peşinde koşan, izzeti ve şerefi Roma'da arayan Müslüman hukukçular, kendini İslam'a atfeden yöneticiler, dün bu soysuzlar kendi kızlarını diri diri açlığa mahkum etmişler. Senin kızına mı hukuk belirleyecek? Senin annene mi adalet getirecek? O dün peşinden koşulan Yunanlılar, İnsanlık aleminin içerisine gözyaşından başka bir şey dökmemişler. Bakın, kendi kızlarına yaptıklarını söylüyorum sadece. Kendi toplumlarına yaptıkları. Yunan coğrafyasında bir kız evlenecekse, dikkat edin şimdi, bütün akrabalık bağlarını kopartacak, annesiyle, babasıyla, amcasıyla, dayısıyla, teyzesiyle, halasıyla, bunların çocuklarıyla ilişkisini kesecek, köle olmak için babasının evinden çıkacak. Yahu bu aşağılık seviyedeki Yunanlıların hukukuyla izzet bulmak isteyen yöneticilerin hiç mi aklı çalışmıyor? Gidin Hintlilere, bir kadının kocası ölmeye dursun. Belki Hint coğrafyasında, Hint topraklarında bir kadının en çok isteyeceği şey sevmese de kocasının ölmemesidir. Ölürse ne olacak peki? Biliyorsunuz Hintliler ölülerini yakarlar, cesetlerini yakarlar ve kutsal saydıkları Ganj nehrine atarlarmış küllerini. Tamam, burayı anladık. Cesedi yaksınlar, ölüyü yaksınlar. Vay o kadının haline. Eğer kocası öldüyse kocasının cesedinin yanına kadını diri diri koyarlarmış, diri diri yakarlarmış arkadaşlar. Ne önemi var ki kadının? Hadi Mısır'a gidin. O Kıptilere bakın. Nil nehri bereketini salsın diye, haşa ve kella, sanki Rahman ve Rahim olan Nil nehriymiş gibi, o beldenin en güzel kızlarını, en temiz kızlarını, en güzel elbiseleri giydirerek, allayarak, pullayarak, süsleyerek arkadaşlar Nil nehrine kurban ederlermiş. Sırf Nil suyunu taşırsın diye. Allahu Ekber. Bu zihniyete sahip Kıptı bir adamın İslam coğrafyasına bırakın hayvanlık alemine ne faydası olabilir ki? Bırakın insanlığı. Çinliler o domuzu, köpeği, en belki necis hayvanları kendine yiyecek, en leziz yiyecek olan gören o Çinliler,
kadının bütün tasarrufunu erkeğin eline bırakmışlar. Bakın kanunlarında, şu anki kanunlarını kastetmiyorum. Eski kanunlarında bir erkek dilerse hanımını diri diri toprağa gömme hakkına, salahiyetine sahipmiş. Kimse de buna ses çıkartamıyor. Kimse onu hapsedemez. Kimse onu tutuklayamaz. Diri diri toprağa gömme hakkına sahipmiş. Şimdi o doğunun hukuku hangi insanlığa, hangi hayvanlığa, hangi bitkiye fayda getirebilir ki? Peki İslam'dan önce Araplar çok mu iyiydi? Bir adama müjdeler olsun, nur topu gibi kızın olmuş dediği anda adamın suratı simsiyah kesilirmiş. Allah Azze ve Celle böyle beyan ediyor. Kavminden utandığından dolayı insanların içine çıkamaz hale gelmiş. Hatta duydunuz mu? Hanımlarını, affedersiniz, bir çukur kazıp toprağın kenarına getirirlermiş. Çukurun kenarına, hendeğin kenarına getirirmiş. Çocuk dünyaya geldiğinde erkekse sarmalarlar, eve götürürlermiş. Dikkat edin. Eğer kadının rahminden düşen çocuk kız çocuğuysa direkt çukurun içerisine bırakıp üzerini toprakla örterek 5 dakika nefes almasına dahi reva görünmemiş. Allah'a ekber ya. Aynı toplumun kadınlarının erkeklerin mirasından hiçbir hakkı yokmuş. Hani bu yer yer bizde de vardır. Genellikle doğu toplumlarına atılır laf da Karadeniz'de de bu vardır. Ben de bir göçmenim. Göçmen toplulukların içerisinde de bu tür şeyle karşılaşırız. Kadının mirastan bir pay alma hakkı yoktur. Dün cahiliyede böyleydi. Bugün maalesef Müslüman toplumların arasında da bu yaygın hale gelmiştir. Hatta Araplar şöyle şiirler yazmışlar. Bize varis ancak kılıcı tutanlar ve yumurtaları koruyanlar olurlar diyorlarmış. Yani kimi kastediyorlar? Erkekleri kastediyorlar. Bakın bu kadınların, hani dedik ya Hintlilerin adamları ölmeye dursun kadınlar çekiyor. Araplarda gelenek ne, örf ne? Bir kadının kocası vefat ederse ne olur dikkat edin. Kocası bir hayvanı, bir evi, bir tarlayı miras bıraktığı gibi hanımını da ortada miras bırakırmış. Ne demek istedim biliyor musunuz? Kadın ya evine layık görülmese ya da bir ahıra, bir yıllığına, dikkat edin şimdi, üzerine su vurmamak kaydı şartıyla, yani yıkanmayacak, saçlarını taramayacak, tırnaklarını kesmeyecek, ne kadar necis elbise varsa, ne kadar kötü bir elbise varsa onu giyecek. Ve bakın dikkat edin, Zeynep radıyallahu anha'nın ifadesi, o kadına diyor bir hayvan getirilirdi, bir kuş, atıyorum bir merkep. Oh, vücut, kadının vücudu hayvana sürülürdü de bazı hayvanlar bundan dolayı diyor ölürlerdi diyor. Subhanallah. Kadın bu kadar aşağılık bir konuma getiriliyor. Sonra yetmiyor. Dedik ya kadın artık erkek tarafının malı oluyor. Mirası oldu. Eğer o aile içerisinde erkek tarafından bir adam zamanı iyi kollar, kadının üzerine elbisesini atarsa artık o kadın o adama ait. Bakın bu kayınpederi olabilir. Anladınız kayınpederini. Yani kocasının babası olabilir. Kocasının abisi olabilir. Kocasının amcası, dayısı, teyze oğlu olabilir. Kesinlikle kadının artık anne tarafına gitmediği bir durumu söz konusu değil. Evlenme hakkı söz konusu değil. Elbiseyi kim üzerine attıysa kadın onun malıdır affedersin. Diyorlar ki ancak kendisine elbise atılmadan kadın o bir yılı dolup kaçtı. Annesine babasına ulaştı, kurtuldu. Değilse esir olmak zorundadır. Adam evlenmese ne yapacak peki? O adam artık onun sahibi olduğundan isterse biriyle evlendirir, isterse de yanında tabir yerindeyse bir eşya gibi onu kullanır. Kadın artık onundur. Hiçbir zaman kurtulamaz. Evet kardeşler. Bu derece zulme maruz kalan kadını
o zulmün elinden tutup tekrar şerefli konumuna getiren tek yol İslam'dır. Bakın dikkat edin şimdi. Anayasamız olan kitabın 4. suresi Nisa suresi. Yani kadın lafzı geçmektedir. Ve bu surenin geneline baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala kadına ait hukuku ve haklarını belirtmiştir. Ve bu surenin içerisinde Allah Arap cahiliyesinin kusurlarını, ayıplarını tasih etmiş, doğru bir düzleme getirmiş. Tıpkı Nisa suresi 19. ayetinde olduğu gibi. Bakın Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanı size helal kılınmadı. Buradaki mirasçıdan kasıt, az önce anlattığım bir unsur vardı ya, mal değil, kadının mal olarak ele alınmasıydı. Tamam. Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı kılınmanı size helal kılınmadı. Bunu anlattık. Şimdi bakın devam ediyor ayet. Onlar açık bir hayasızlık içinde olmadıkları müddetçe. İbn-i Kesir 3'e ayırmış. 1. Serkeşlik demiş. Yani kadının biraz böyle hafifliği. Diğer erkeklere gözünün kayması. Diğer erkeklerle çok özür dilerim şakalaşması, fingirdeşmesi. 2. Kocasına huysuzluğu. 3. Zina etmesi. Kadınlar bu 3 şeyi yapmadıkları müddetçe Allah-u Teala diyor ki mehirlerine asla el koymayınız. Mehirlerine el koymak için onları yanınızda zorla tutmayınız. Bu da Arapların yaptığı kötü bir ahlak. Ney? Koca vefat ettiğinde mehir gitmesin diye kadınla evlenmeyecekse de evin içine hapsederlermiş. Ya kadın o mehri verecek, 50 gram 100 gram altını o aileye teslim edecek ya da hapis kalmaya devam edecek. Allah-u Teala diyor ki sakın bunu yapmayın. Bundan uzak durun. Ve devam ediyor. Eğer koca yaşarsa, şimdi bize bir sesleniş var. Allah-u Teala diyor ki onlarla iyi geçinin. Kimle? Kadınlarla iyi geçinin. Şayet onlardan hoşlanmaz iseniz sabredin. Çünkü hoşunuza gitmeyen bir şeyde Allah pek çok şey takdir etmiş olabilir. Yani ey mümin erkek, kadından razı olmayacağın bir huyunu gördüysen, kadında razı olmayacağın bir ahlakı fark ettiysen buna sabret. Zira buna sabredersen ya Allah o kadının eliyle sana şecaatli, şerefli, izzetli, cesur, alim, muttaki, abid bir çocuk verecektir. Ya sen tüccarsındır, ticaretinin önünü açacaktır. Ya sen ilimden mahrumsundur. O kadına sabrettiğinden dolayı Allah senin zihnine ve kalbine ilmi akıtacaktır. Adımlarını takip etmemiz konusunda üzerimize farz bırakılan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kadınlarınıza iyi davranınız. En ahlaklınız, en iyiniz, en takvalınız eşlerine karşı en iyi davrananınızdır. Ve eşlerine en iyi davrananınız da benim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve insanlığı son bir defa uyardığı toplu bir halde vaaz verdiği veda hutbesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bir emanet olarak boyunlarımıza asmıştır kardeşlerim. Şimdi aziz dostlar toparlayacak olursak Allah Adem oğlunu şerefli kılmıştır. İslam'dan izzetten ve şereften mahrum kalanları da tekrar esfel-i safinin çukuruna terk etmiştir. Bu esfel-i safinin çukuruna düşen toplumlarda en fazla acıyı kadınlar çekmiştir. Tıpkı bugünün dünyasında olduğu gibi. Ve tekrar o kadını toprağın altından göklere çıkartan
İslam olmuştur. Kadın bugün şereflenecekse, izzet bulacaksa, gideceği tek merci Allah'ın kitabı ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetidir. Allah-u Teala ehlimizi şerefli olan insanların arasında kılsın. Bizi zelil, şereften mahrum bir şekilde düşmekten muhafaza buyursun. Bugün İslam aleminin Müslümanların içinde bulunduğu zorluğu kolaylığa, mağlubiyeti galibiyete çevirsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.